Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda karışık ot kavurması yapacağız. Ege yöresinde, doğada tam da bu mevsimde çokça bulunur. Benim de bir arkadaşım bana toplayıp göndermiş. Şimdi ben bunları kavuracağım. Öncelikle çok güzel ayıkladım. Tam 6 defa 10-15 dakika suda bekleterek ki toprağı ve kumu dibe çöksün diye beklettim. Bu şekilde yıkadım. Doğradım. Ondan sonra da süzgece koyup 2-3 saat tamamen suyunun süzülmesini bekledim. Ot kavurmamızın diğer malzemeleri, şöyle bir adet kuru soğanım var, oldukça büyük, küçük olmasın, bol soğanı güzel olur. Bir adet kapya biber ve şöyle bir adet de acı süs biberim var. Bunları doğrayarak kavurmaya başlayalım. Soğanı piyazlık doğrayacağım. Biberi de piyazlık doğruyorum. Şöyle bir çay bardağı veya 4'te 3 çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Doğradığım soğanların üzerine. Şimdi ocağa götürüp altını yakacağım. Soğanlarımız biraz sotelendi. Şimdi biberlerini ilave ediyorum. Biraz da biberle sotelensin. Biberlerimiz de çok güzel sotelendi. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Pul biberini bol koydum arkadaşlar. Çok aşırı bir acılığı yok ama renk de versin istedim. Karabiberimizi ilave ettim. Tuzunu ilk baştan çok koymayın. Otlar çok fazla tuz kaldırmayabiliyor. Sonra tadına bakarsınız. Tekrar ilave edebilirsiniz. Bakın biber çok güzel renk verdi. Evet, şimdi otlarını ilave edeceğim. Evet, otları yerleştirdim. Şimdi altını kısıyorum. İlk etapta hemen karıştırmak istemiyorum. Hafif otlar şöyle bir sönsün, insin aşağıya. Ondan sonra karıştırmaya başlayacağım. Böyle ara ara karıştırarak otumuzu kavurmaya devam edeceğiz. Altını da kısalım. Evet, ot kavurmamız çok güzel bir şekilde pişti. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Ot kavurmamızın üzeri için sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Burada küçük bir kase yoğurdum var. Şöyle yarım bardaktan biraz fazla. 3 diş de sarımsağım var. Rendeliyorum. Rendeliyorum.
Çay kaşığının ucuyla tuz attım. Evet, sarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Şöyle kuruttuğum acı sus biberlerimden ilave ettim. Biraz kavuracağım bunları. Biberlerimiz biraz tıkırdasın. Altını kapatıyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzu da ilave ediyorum. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Güzel, karışık Ege otlarıyla bir kavurma yaptım. Üzerine sarımsaklı yoğurt, en üzerine de tam lezzet bombası olan zeytinyağında kurutulmuş süs biberi gezdirdim. Gayet güzel bir tarif oldu. Sizler de yapın, deneyin, sevdiklerinizle paylaşın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.